Herkese merhaba, Lingomat'e hoş geldiniz. Benim ismim Merve. Bana sıkça sorduğunuz sorulardan biri, hocam İngilizce düşünmek tam olarak nedir ve ben İngilizce düşünmeye nasıl başlarım? Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde İngilizce düşünmek tam olarak nedir? Düşünmezsek ne olur? Ben İngilizce düşünmeye nasıl başladım? Sürekli İngilizce düşünmek mümkün mü? Ve İngilizce düşünmek için neler yapmamız gerekir? Bunlara değineceğiz. Umarım bütün sorularınızı yanıtlamış olurum. Buna başlamadan önce İngilizce düşünmeye başlamanın iki tekniği var. Şimdi birincisi yurt dışına çıkmak. Tahmin edebilirdiniz eminim bunu hepiniz. İkincisi de dile düzenli olarak maruz kalmak. Arkadaşlar yurt dışına gidip kesinlikle İngilizce düşünmeye alışmayan öğrenci de gördüm. Asla yurt dışına adım atmayan ama tamamen İngilizce düşünen öğrenci de gördüm. O yüzden lütfen "Aa benim yurt dışına çıkma ihtimalim yok" ya da "şu yok" diye hemen negatif olmayın. İkisi de size bağlı. İster çıkın ister çıkmayın, İngilizce düşünmek tam olarak sizin elinizde. Öncelikle İngilizce düşünmek nedir? Arkadaşlar eğer İngilizce bir cümle kurarken ya da herhangi biriyle konuşurken söylemek istediğiniz şeyi önce kafanızda şöyle bir Türkçe düşünmüyorsanız, direkt yanlış yapmaktan korkmadan ifade edebiliyorsanız kendinizi artık İngilizce düşünmeye başlamışsınız demektir. İngilizce düşünmenin seviye ile tam olarak alakasının olduğuna inanmıyorum. Çünkü B2 seviyesinde olup Türkçe düşünme alışkanlığından vazgeçemeyen çok fazla öğrenci gördüm. Bu biraz kendini alıştırmakla alakalı, bazen karakterle alakalı, bazen de o biraz fazla tedirginliğin verdiği, o süper konuşayım, illa tam olarak doğru konuşayım tedirginliği oluyor. B2 seviyesinde bunu görmüşken A2 seviyesinde İngilizce düşünen öğrenci de gördüm. Tamam A1 ve A2 seviyelerinde böyle tak diye İngilizce düşünmeye başlayacaksınız demiyorum. Ama şunu diyorum, bu aslında bir alışkanlık ve bunu yolun başından kendinizi ufak ufak hazırlayarak B1'den sonra gayet o alışkanlığı edinebilirsiniz. İngilizce düşünmediğimizde arkadaşlar konuşmamız ciddi derecede yavaşlıyor ve o yavaşlıkla birlikte tedirginlik derecemiz artıyor ve biz tedirgin oldukça da biliyorsunuz panik halindeyken söylemek istediğimizi tam olarak ifade edemiyoruz. O yüzden mesela eğer yanınızda bir Türk varsa ya da yanınızda bir hoca ya da bir patron, bir dışarıdan bir baskı altında hissediyorsanız kendinizi gözlemleyin, konuşmanız böyle daha kötü, daha yanlış çıkacaktır. Çünkü işte bunlar hep o baskı altında hissettiğimiz, insan panikler ve daha kötü konuşur. İşte bunların önüne geçebilmemiz için yanlış yapmaktan korkmamamız ve özgüvenimizi yavaş yavaş aşılamamız lazım. Hepsine değince sırayla gidelim. Benim İngilizce düşünmeye başlamam nasıl oldu? Benim İngilizce düşünmeye başlamam tam olarak yurt dışına çıkmamla oldu. Yurt dışına çıkmaktan ziyade yalnız yaptığım ilk seyahatle oldu. Yani eminim ben Türkiye'de de yalnız başıma bir seyahat yapsam ve yürürken yolda birileri bana İngilizce bir şey sorsa çok rahat bir yazın hiç umursamadan cevap verirdim ve panik olmazdım. Ama biliyorsunuz okulda, iş yerinde o şartlarımız tabii ki yazınki o psikolojiyle değil, o rahatlık yok. İşte yurt dışına çıktığınızdaki değişiklik bence sadece bu. Çıktığınız anda artık İngilizce yanlış söylüyor muyum, mesajı veriyor muyum, doğru mu söyledim gibi şeyler düşünmüyorsunuz. Zaten yalnızsın. Yaklaşık 19-20 yaşlarındaydım. Yani tedirginlik vardı, dünyanın tedirginliği. Çıkıyorsun ve adam sana diyor ki pasaportun ver. İşte niye geldin? Gidiyorsun, iniyorsun. İşte o kalacağın yeri bulmaya çalışıyorsun. Tamamen survival. Yani hayatta kalmaya çalışmak. Mesele bu. Hayatta kalmaya çalışmak olduğu için evet orada hemen İngilizce düşünmeye başladım. Çünkü Türkçe düşünmeye zaten vakit yoktu. Okey? Benimki bu şekilde oldu. Ancak tekrar ediyorum, İngilizce düşünmek için yurt dışına gitmek zorunda değilsiniz. Giden ve gerçekten hiçbir etkisi olmayan çok arkadaşım var. Mesela yanında birileriyle giden, grupça giden, muhakkak yanından Türk ayırmayan arkadaşlarımız da oldu. Şimdi böyle giderseniz aslında mesele o comfort zone dediğimiz konfor alanından kendini çıkarmakla alakalı. Yani sen bu alanı istediğin her yerde yaratabilirsin. İşte Malta'ya gidip Türklerle de etrafını çevirebilirsin. Bu tamamen senin elinde. Peki, Türkçe öğrenmeye başladım. Süper değil mi?
Gittik yurt dışına. Bir hafta, iki hafta, iki gün bile olabilir. Gittin, şöyle bir wow dedin. Survival ihtiyaçların oldu. Ve onları yapmaya çalışırken hiç Türkçe düşünmeye zaten fırsatın olmadı. Hani water, su alman gerekiyor. Hemen water dedin, geçtin. Değil mi? Çünkü o an suya ihtiyacın var. Kimsenin seni yargılamayacağını düşünüyorsun. Peki bu alışkanlığı devam etmek mümkün mü? Okey, yurt dışından geri geldik. İngilizce düşünmeye devam edebilir miyiz? Hayır. Arkadaşlar sen yurt dışına gidip oradan böyle bir doz İngilizce düşünme alıp onu hayatında devam ettirmiyorsun. Alanın ne olursa olsun, yani İngilizce öğretmeni bile olsan, eğer kendini yeterince bu dile, öğrendiğin bir dile, ne öğretmeni olduğun da önemli yok şu an, maruz bırakmazsan İngilizce düşünme olayı gider. Yani bunu bir spor yapmak gibi düşünün. Spora gidersin, yağları yakarsın, kaslarını artırırsın. Peki bu devam eder mi seninle sürekli? Tabii ki hayır, değil mi? Onu devam ettirmemiz gerekir. O yüzden diyorum lütfen, zaten şu anda da doların, euronun çok yüksek olduğu bir zamandayız. O yüzden seyahat etmeye bağlı, hadi ben vazgeçtim gibi lütfen olmayın. Çünkü bunun seyahatle alakası yok. Tekrar söylüyorum. Peki İngilizce düşünmek için neler yapabiliriz? Az önce açıkladığım gibi tamam, seyahat etmek ilk kuralımız olsun. Ancak nasıl seyahat etmek? Arkadaşlar yanınızda bir Türk ya da bir arkadaşınız, bir tanıdığınız olduğunda gerçekten çok fazla, hatta hiçbir etkisi yok bile diyebilirim. O yüzden lütfen, biliyorum hepiniz için kolay olmayabilir ama mümkün. Bir iki gün bile olsa bir herhangi bir ülke, yani illa Avrupa İngilizce'nin konuşulduğu ülkeler değil, herhangi bir yabancı bir toprağa adım attığına ve bunu mümkünse yalnız yapabilirsen ne ala. Yalnız yapabilmek için böyle biliyorsunuz, eğer çok tedirginseniz gruplar var, turlar var, böyle bir iki günlük yoğun, o bile işinizi görecektir. Gittiğiniz ülkenin hiçbir önemi yok. Önemli olan Türklerle gitmemeniz ve olabildiğince orada pratik yapmanız. Survival, yani hayatta kalmak için İngilizce konuşmanız. Maddi durumu gayet iyi olup yurt dışına giden, ancak yanında muhakkak Türkçe bilen ya da İngilizce bilen birini özellikle alan arkadaşlarımız da oldu. Bu gerçekten kendinize yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri diyeyim. Çünkü hazır çıkmışken keşke orada uğraşsanız, yani keşke direkt konuşmaya başlasanız, inanın çok 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 daha verim alacaksınız. Ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. O iyi hissetmeyle birlikte zaten süreç pozitif olarak ilerleyecek. Buraya şunu da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz artık zaten teknolojinin, yani internetle birlikte aslında yanınızda hiç kimseye ihtiyacınız yok. En kötü yazarsınız ne demek istediğinizi telefonunuza, gösterirsiniz fotoğrafını ya da translate'ten. Yani kesinlikle onu gözünüzde büyütmeyin. İmkanınız varsa yalnız çıkın. Asla yanınızda illa bir tanıdık, illa bir Türk olsun diye uğraşmayın. Eğer yanınızda biriyle gidiyorsanız da o da sizin bilincinizde olursa birbirinizi desteklersiniz. İngilizceyi eğlenerek öğrenebileceğiniz alanlar oluşturun. Eminim etrafınıza duymuşsunuzdur ve bazı çocuklar oluyor, oyun oynamaktan, YouTube izlemekten, TikTok'tan İngilizce öğreniyor. Bunun aslında orada TikTok'tan açıp İngilizce öğreten kanalları aradığından değil de ya da YouTube'dan ya da işte bu Twitch, bu kanalları takip eden insanlar, yani önce hobisi olduğu için yola çıkıyor. Hani onu merak ettiği için onu izlemeye başlıyor ya da oynamaya başlıyor ve süreç onu bir bakıyorsun İngilizce konuşuyor çocuk. Hiç ders almamış. Nasıl oluyor bu? İşte çünkü onun psikolojisinde ders öğrenmiyor çocuk. O çocuk ilgileniyor. İlgilenirken, eğlenirken de maruz kalıyor. O yüzden bunu yapmanız çok önemli. Sevdiğiniz alan neyse, sağlık, spor, eğitim, moda neyse, ilgili olduğunuz alanda kendinize böyle ufak bir kanal yaratın ve eğlenmeye bakın. Bu işkence değil. Sadece eğlenmek istiyorum. Yani filmleri izlerken vesaire de aynı mantıkla. Kesinlikle İngilizce öğrenmek için bir şey yapmayın. Kendinize sadece eğlenmek için bir kanal oluşturun. İngilizce öğrenmeyi sadece kendinizi işkence olarak ya da ders olarak kodlamaktan vazgeçerseniz, işte o zaman İngilizce sizin için bir eğlence, bir araç olacak. Sizi eğlenceye götüren bir araç olacak ve işte o zaman o işkence üzerinizden kalkacak ve farkında olmadan ilerlediğinizi göreceksiniz. Arkadaşlar, A1 ve A2 seviyesini aştınız hemen. Herhangi bir konuda merak ettiğiniz bir şeyi Google'a ya da internete nereye arıyorsanız
İngilizce yazın. Çok basit bile olsa zaten artık her şeyin görselle, videoyla olduğu bir zamandayız. O yüzden araştırmalarınızı İngilizce yapmaktan korkmayın. Hele de hiç bilginiz olmadığı, böyle yepyeni olan bir konu size. İngilizce yazmaya alıştırın, sonuçları İngilizce alışın. Oradan buradan birkaç bir şey anlasan bile sana gayet yetecektir. Burada kazanmanız gereken en önemli alışkanlık her şeyi anlama gerginliğinden aşmanız. Yani o gerginliği aşmanız çok önemli. O bütüncülük, her şeyi anlamıyorum deyip tamamen Türkçe'ye kaymak, bunu yapmamaya çalışın. 3-5 buradan anlayın. Ve görsel var, video var derken zaten anlarsın. Yani Google'a İngilizce kelimeler yazarak araştırma yapmayı kendinize bir alışkanlık haline getirin. Göreceksiniz bu size yepyeni kapılar açacak. Tabii ki bunu böyle acil hemen öğrenmeniz gereken konularda yapın demiyorum. Ya da bunu her gün yapın da demiyorum. Yapabilirseniz harika olur ama hani bunu haftada bir kere, günde bir kere yavaş yavaş hayatınıza yavaş yavaş getirmeye çalışın. Yani böyle bir korkmadan, tedirgin olmadan ben yapabilirim, bir İngilizce yazayım, sonuçlar ne çıkacak? İnanın göreceğiniz şeylerle, çünkü düşünsenize biliyorsunuz Google'ın çok büyük bir oranı, %58'de sanırım İngilizce içeriklerle dolu. Kaçırdığımız çok fazla kıymetli bilgiler var. O bilgilere erişmeniz eminim sizi de çok mutlu edecektir. Diğer bir tekniğimiz İngilizce bir kitap, magazin ya da herhangi bir şey okumanız. Arkadaşlar, İngilizce bir şey okuduğunuz zaman gerçekten gözünüzde büyütmenize gerek yok. Sandığınızdan daha hızlı anlayacaksınız. Sakin sakin, özellikle ilgi alanınız, yine söylüyorum, eğlendiğiniz, merak ettiğiniz bir alanda kendinize bir okuma kaynağı oluşturun. Okuma kaynaktan kastım orada resource, yani bir yer, mesela şu site, şu uygulama ya da şu kitap, şu incecik kitap gibi minik bir kanal oluşturun kendinize. Onu korkmadan, tekrar söylüyorum, korkmadan, tedirgin olmadan, her şeyi anlamak zorunda hissetmeden yavaş yavaş okuyun. Her şeyin anlamına kesinlikle bakmayın. Yavaş yavaş yola devam edin. İngilizce okumaya devam ettiğinizde beyniniz farkında olmadan onları biriktiriyor arkadaşlar. Sen anlasan da anlamasan da en azından bir göz aşinalığı oluyor ve o göz aşinalığı işte İngilizce konuşmaya başladığında İngilizce düşünmene sebep oluyor. Çok önemli, çok çok önerdiğim tekniklerden diğeri, İngilizce bir kelime gördüğünüzde tanımını Türkçe söylemeyin. Yani sadece bunu master yapsanız bile inanın çok büyük etkisi olacak. Neden? Mesela gördün orada bir kelime var. Big. Basit. A1 seviyesinde bile çoğu öğrencimizin bildiği büyük demek. Big diye bir sıfatımız var. Şimdi ben onun yanına eminim small'u da biliyorsunuzdur mesela. Şimdi big eşittir büyük yazmak yerine big eşittir not small yazsanız, bakın ne kadar kolay. Not small. Eğer bunu yazarsanız başından, dedim ya az önce B2 seviyesinde olup bu alışkanlığı edinmeyen öğrencilerim oldu. Eğer bunu A1 seviyesinden, hadi A2 seviyesinden alışkanlık haline getirirseniz bu size müthiş bir etki yapacaktır. Yani o yüzden biz mesela A2 seviyesinde başlıyoruz eğitimlerimizde. A2 seviyesinden itibaren what does blah blah mean? Yani what does big mean? Big ne demek sorusunu hemen öğrenciden de işte big, not small demeye alıştırıyoruz ki hani hiç onu Türkçe büyük diye düşünüp Türkçe düşünmesin. Eğer o kelimeye böyle çalışırsan konuşurken de önce aklına büyük gelir, sonra big gelir. Tamam mı? Lütfen bu alışkanlığın önemini yadsımayın. İngilizce bir kelimenin karşısına Türkçe yazmamaya çalışın. Lütfen minicik bile olsa, yani çarpı işareti koyup big çarpı small yazsanız bile bu sizin için müthiş bir etkisi olacaktır. Diğer bir tekniğimiz telefonunuzu ve bilgisayarınızı İngilizce yapmanız. Şimdi ben bu tekniği öğrenciyken biliyordum ve hiçbir zaman mantığını anlamamıştım ve yapmaktan da hiç hoşlanmıyordum. O yüzden aranızda buna inanmayan, bunun etkisini görmediğini hisseden varsa lütfen dikkatle dinlemeye devam edin. Telefonunuzu ya da bilgisayarınızı İngilizce yaptığınızda oradan öğrendiğiniz 3-5 kelimenin kârını saymıyoruz. Aslında burada hedeflediğimiz ne biliyor musunuz? Baktığınızda oraya, bilgisayarınıza, telefonunuza baktığınızda size İngilizceyi hatırlatmak. Yani beynin İngilizce görüyor. Ya sürekli baktıkça telefonunuza sürekli İngilizce ile meşgul oluyorsunuz. Yani telefonuna baktıkça beynine o sinyali gönderiyorsun. Aşinalık hissine kapılıyorsun ve işte bu etkiler İngilizce düşünmek dediğimiz final hedefimize bize hizmet edecek.
Yani burada bakın verdiğimiz tekniklerdeki hepsindeki amacımız sizi İngilizceye maruz bırakmak ve bunu ders esnasında, eğitim esnasında değil de sanki günlük hayatımızın bir rutini gibi yapabilmek. Okey? Mantığını anladığınızda bilmiyorum, ben çok mantık insanıyım. O yüzden bana birinin bunu demesi gerekiyordu. Benim bunu öğrenmem gerekiyordu. Sonrasında telefonumu, bilgisayarımı, her şeyimi İngilizce yaptım. Şu an yani zaten benim çok çok uzun zamandır her şeyim İngilizce ve bunun tekrar söylüyorum. Oradan öğrendiğin kelimelerin karını değil, beyninin aldığı güzel, çok büyük mesajı önemsiyoruz. Diğer bir tekniğimiz, notlarınızı İngilizce alın. Arkadaşlar bu tamam A1 ve A2 seviyesinde olmaz. Ama B1 seviyesine geldiğinizden itibaren bunu bir alışkanlık haline getirin. Bakın çok kolay. Yani mesela alacaklar listeni İngilizce yap. Ya da bir not alıyorsun. Derste, orada, burada bir kelimesi bile olsa. Hani hepsini İngilizce oturup düşünün, cümle İngilizce yazın demiyorum. Bu zaten aşırı advanced bir şey. Ama şunu diyorum. Bir kelimesi, hani kısacık bir not ya da uzun bir notun bir cümlesi. Yani ne yapıyorsunuz? Günlük hayatınıza yine notlarınızı, yazı çalışmalarınızı minik minik İngilizce yapmaya başlayın. Hele seviyeniz B2 ve üzeri ise, yani B2 ve üzeri ise bunu lütfen hızlı bir şekilde hayatınıza karıştırın. Türkçe not almamaya çalışın. Birden fazla dil bilenlerin defterine, notlarına, mesajlarına bakarsanız zaten karıştırmaya başlamıştır. Yani dil eğitimi alan bir öğrencinin B2 seviyesine geldiği andan itibaren notlarına bakarsanız telefonuna, defterine zaten karıştırmaya başladığını görürsünüz. Bunu diyorum, daha bilinçli yapın. B1 olur olmaz hemen yapmaya başlayın ki bu bir alışkanlık olsun. Arkadaşlar en az bir şarkıda master yapın. Bunun da üzerinde etkisini kendim gördüğüm için çok rahat söylüyorum. Ben lisedeyken bu Madonna'nın Pretty Woman şarkısını hala beynimde çalıyor. Böyle bir ders işlemiştik. Derste bütün ders yaklaşık 40-45 dakika boyunca bu şarkıyı dinledik. Liriklerini okuduk, tekrar ettik böyle bütün sınıfça falan. İnanır mısınız? Yani hala oradaki kelimeleri unutmuyorum. Ve hala o şarkı benim beynimde çalıyor. Ve bu beyninizde çalıyor ya, bu size müthiş bir özgüven veriyor. Ve siz en azından bir tane şarkıyı böyle master yapsanız, o size müthiş bir özgüven verecek. Beyninizin İngilizce şarkı bilip İngilizce düşünmesine faydası olacak arkadaşlar. O ritmi duyar duymaz siz de İngilizce düşünebileceksiniz. O yüzden en az bunu bir kere yapın. Mesela yaklaşık bir yarım saatte şarkıyı dinleyin, liriklerini okuyun, söylemeye çalışın. O şarkıyı bir gün boyunca böyle sık sık dinleyin. Göreceksiniz özgüveninizde ve beyninizde müthiş bir etkisi olacak. Ayrıca bazı öğrencilerimiz İngilizce şarkı dinlemekten bile tedirgin olanlar var. O yüzden bir tane şarkıyı böyle master yaparsanız bu zaten size ne kadar eğlenceli olduğunu hissini verip devam etmenizi sağlayacaktır. En önemli kuralımız, yola devam edin. Arkadaşlar defalarca söylüyorum, yani bir dili öğrenmenin, o dilde düşünmenin en güzel yolu devamlılıktır. Yani eğer sen devam etmezsen, her gün minicik minicik adım adım baby stepler almazsan olmaz. O yüzden yani seviyen ne olursa olsun, C1 seviyesi de olsa ne yapacaksın? Devam edeceksin, pratik yapacaksın ve beynini İngilizce ile besleyeceksin. Eğer sen mesela bir hafta İngilizce hiçbir şey yapmadın, bir hafta sonra oturdun bir saat çalıştın, beyin nasıl İngilizce düşünsün? Niye düşünsün ki? Sen yani bunu düzenli bir alıştırma yapmazsan düşünmezsin. Yurt dışına git, bir yıl yaşa, geri dön. Yine olmaz. Yani o yüzden bunu İngilizce konuşmaya devam etmek, İngilizce düşünmeye devam etmek istiyorsanız bunu böyle bir bitki sular gibi düzenli olarak sulamanız lazım. Ve size verdiğim bu teknikleri alışkanlık haline getirip hayatınızın bir parçası yapın. Göreceksiniz çok büyük değişiklikler sizi bekliyor. Bu verdiğim önerilerin hepsini birebir kendim uyguladım. Mantığını gördüm. Gerçekten işe yarıyor. O yüzden sizinle paylaşıyorum. Bugünlük bu kadar. Kendi deneyimlerimi, kendi öğrendiklerimi sizinle paylaştım. Ben hepsinin faydasını gördüm. Hiç şüphesiz sizin de göreceğinize eminim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.